Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 18 Ocak Pazartesi maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizler için ikili bir kombin hazırladım. Bir tane de yüksek oyanlı e, ihtimal olan yani ihtimali olan Bana Göre alternatif bir maç vereceğim. Önce arkadaşlar lütfen videoma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız İtalya sayı B'den Spal ve Cihana maçı saat 23'te başlıyor. Ev sahibi 1.35 Deplasman 4.75 Ev sahibi 5. sırada arkadaşlar. Birçok takıma göre maçı eksik. Yani 18'de oynadılar. Spal 17'de. Bu maçı kazandığı takdirde Spal 3.lüğe çıkacak. Yani, iki basamak daha yükselecek. E, Cihana ise e, kötü durumda. 20 takımlı ligde 18. Ev sahibi çok çok diyemeyiz ama 17 maçta 23 atıp 16 yemiş. Deplasman takımı ise 16 maçta 15 atıp 26 yemiş. E, Deplasman'ın zaten gol soyunu e, bulunduğu puan tablosundan belli oluyor. Son 5 maçlarına bakarsak ev sahibi 3 galibiyet 2 mağlubiyet almış galibiyetleyin. E, iki tanesi deplasmanda. Son iki maçın e, bunun içinde Sassuolo'yu da yendi. Kupa maçı da var. Ama e, birincilik takımını yendi. E, Sassuolo güzel bir takım. Bu ayla düşüştü o da. Deplasmanda onu da yenmesi e, büyük bir sükse yaratmıştır. Deplasman takımı Reciana gördüğünüz gibi son 5 maçında hiç galip gelemedi. Bir beraberlik 4 mağlubiyeti var. Ve bu da dikkat etmemiz gereken 4 maçı da alt oldu. Deplasman'da Perdonone'ye 3-0 yenildiği maç var. Onun dışında hepsi alt. Gol yollarında dediğim gibi sıkıntı yaşıyor. Şurada gördüğünüz son oynadığı 5 maçın 5'inde de gol atamadı. Ee, bazen 1-0'lar var. Evinde 1-0'da olsa hep yenilmiş. Ama e, gol atamıyor. Puan alamıyor. E, çok kötü durumda. Spal e, acımayacaktır muhtemelen. Taraf bahsi oynayanlar için Spal da büyük favori tabi ama e, Taraf bahsini ben almıyorum. Ben hep uzak duruyorum. Bilenler bilir. Spal'ın maçları ise arkadaşlar 3 tanesi alt 2 tanesi üst oldu. Evinde 3-2 Breşe'ye yenildi. Onun dışında deplasmanda 2-1 kazandı. Spal e, biraz daha gol atıyor. Şöyle baktığımız zaman 5 maçın 3'ünde 2'şer gol attı. Bir tanesinde bir gol attı. Bir tanesinde atamadı. Spal genelde gol atıyor. E, zaten puan tablosunda o, sırada, o yüzden üst sıralarda. Deplasman atamadığı için alt sıralarda. Bu maç için tahminim arkadaşlar. Geçmeden önce lütfen videoma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Benim bu maç için tahminim 1.55'ten 2.5 üst ev sahibinin rahatlıkla 2 tane 3 tane atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst 1.50 o da güzel bir oyan değerlendirmek isteyenlere. <laughs> Ama ben e, maç sonucu 2.5 üst 1.55 bana daha mantıklı geldi. Hep söylüyorum Meccian'a son 5 haftada gol atamadı diye atamayacak diye bir kaide yok. Belki Ejana da e, skora katkı yapabilir. Onun gol atması demek zaten üste gitmesi daha kolay olur. 2.5 üst 1.55'ten benim size tercihim bugünkü ilk maçım. İkinci maçım Poetekil'den arkadaşlar. Poetimona ise maçı. 23.15'te başlıyor. Artık maçlar genelde hep geç saatte. Hafta içi olduğu zaman daha da geç saate alınıyor. Ev sahibi 2.05. Deplasman 2.70. Oranlara bakarsak neredeyse eşit güçlerin mücadelesi diyebiliriz. Ev sahibinin biraz daha düşük almasının nedeni de ev sahibi avantajındandır. Şöyle baktığımız zaman ayar ayında çok bir fark yok. Ev sahibi 17. Deplasman 15. sırada. Belenenes'in çok büyük ölçüde gol sıkıntısı var. 13 maçta 6 gol atabilmiş. Deplasman takımı. 11 yemiş. Yani çok da yemiyor ama atmıyor, atamıyor. Ev sahibi ise 13 maçta 9 gol atıp 17 gol yemiş. E, ikisi de birbirinden kötü. Yani maç başına ev sahibi, e, özür dilerim, deplasman takımı maç başına 0.45 gibi bir şeyle oynuyor. Yani iki maçta bir gol bile değil neredeyse. Ama e, yemeye geldim mi e, çok esirgemiyorlar şöyle bakarsak son 5 maçlarına ev sahibinin bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Mağlubiyetlerine baktığımız zaman arkadaşlar 3'ü de deplasmanda. 1-0, 2-1 ve 3-0. 2-1'lik olan müsabaka Benfica deplasmanı. Zaten kolay değil. Kaybetme ihtimali yüksek olan bir maç. Onun dışında evinde bir beraberlik ve Fayanense'yi 2-0 ile geçmiş. Deplasman takımı da bunun içinde kupa mücadeleleri de var arkadaşlar. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberliği var. Evinde kupada 3-0. Sonra evinde Lisbon'a yeniliyor. Yani gol yollayında son maçta yine kupada Fafe'yi yenmiş 3-2. O da yanılmıyorsam uzatmada 3-2 oldu. Evet 2-2 bitti. Yani çok iyi değil. Kazandığı şurada iki maçın ikisi de kupa maçı. Onun dışında sadece deplasmanda Galvecente'den 0-0 0la dönmüş. Ondan sonra evinde yine gol atamadı son maçında. Belen'iniz daha bir kötü gidiyor gol yönünden. Ama dediğim gibi iyi olayda. Yani Fafeden bile iki gol yedi. Paços'tan evinde iki gol yedi. Evinde Lisbon'dan iki gol yedi. Ee, yemek konusunda çok çok sıkıntılı değiller. Yani çok iyi kötü de değiller ama çok iyi değiller. Ee, ev sahibi misal son maçında Ave'den 3 tane yedi. İkisi 0-0 bitmişti diye hatırlıyorum o müsabakanın. Evet. Çünkü biz de buna iki ay oynamıştık diye hatırlıyorum. E ee, gol yollayında çok sıkıntılı bir maç arkadaşlar. Ama ben bu maça şöyle bir şey söyleyeceğim sizler için. Benim yayın ee, güvendiğim maçlardan bir tanesi, güzer, güvendiğim bahis seçeneğinden bir tanesi diyeyim. İlk yayı gol var. 1.42 veriyor. E, ee, 45 bu arkadaşlar. 42'ye düşmüş. Ben de şu an e, değiştiriyorum hemen notlarımın arasına. Ben e, Spal maçına bakarsak bu maçı daha büyük ihtimal görüyorum arkadaşlar. Portiminense'nin özellikle atma ihtimali daha yüksek ama ilk yayda. Yani ilk yayı gol 1.42 güzel bir oran bence. Kaçırmamak lazım. Yani bunu majör liglerde 2.5 üstüne KG'ye veriyorlar. İlk yayı gol de 1.40. 1.30'un üstü iyi bence. Çünkü bazen onlara 1.15-1.20 bile açıyorlar. Eminim bugün yani dün oynanan Atalanta maçı, bugün oynanan Napoli maçı. Yani onları o oranları bile açmıyorlar. O yüzden ben ilk yayı 1 2 2den golün daha mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu ikinci maçımız. Üçüncü maçımız onu işaretlememişim. Evet işaretliyim hemen. Bu maç alternatif arkadaşlar. Onu tekrar söyleyeyim sizlere. Sizlere verdiğim kombine ikili. ikili oynanabiliyor. Üçüncü alternatif maçımız İngiltere Premier liginden Arsenal Newcastle United maçı saat 23'te başlıyor. Ev sahibi 132, deplasman 575. Arsenal bu sene çok iyi değil. E, son maçlarda yine e, galibiyetler, üst üste galibiyetler aldı. E, maçlar kazanmaya başladı. Newcastle da e, kötüye yakın. E, 18. sıradaki Fulham'la yani küme düşme potasıyla arasında şu an 7 puanlık bir fark var. Ama bu şekilde işte iyi değil. Bu iki takım e, birkaç gün önce yine maç yaptılar. Ayın 9'unda. Arsenal kupada yendi. Ama e, şunu göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Goller da geldi. Yani normal süresi 0-0 bitti. Ev sahibi gördüğünüz gibi son 5 maçının 4'ünü kazandı. Bir tanesinde beraber kaldı Crystal Palace'la. E, kupa maçları da var içinde tabii ki. Deplasman takımı da 4 mağlubiyet aldı. Bir beraberlik aldı. Beraberliği önemli bir takım Liverpool aldı. Onun dışında dikkat etmemiz gereken Newcastle şu son gördüğümüz 5 maçının 4'ünde gol atamadı arkadaşlar. Manchester City'ye 2-0 yenildi. Evinde Liverpool'la 0-0. Deplasmanda da e, kupada Arsenal'e 2-0 yenildi. Uzatmalarda da olsa. Sheffield United'a 1-0 yenildi. Yani Son 3 deplasman maçında gol atamadı diyebiliriz. Son 5 maçında 4, gol, dört maçta gol atamadı diyebiliriz. Bir tek Leicester City maçı var. O da hani 80 gibi geldi diye hatırlıyorum ben. Evet 82'de attı. Ee, zorlan ayakta olsa. Onun dışında 5 maçın 4'ünde golü yok arkadaşlar. Newcastle'ın maçları genelde e, kısa geçiyor. 5 maçın 4'ü alt oldu bu arada. Ev sahibi Arsenal ise e, bu aralar atıyor. Son bir iki maçta yine duraklasa da Chelsea'yi 3-1 yendi. Deplasmanda West Brom içi 4-0 yendi. Brighton'ı 1-0 yendi deplasmanda. Kupada 0-0 uzatmalarda aldı. Sonra Crystal Palace'la yine 0-0 kaldı. Onda da gol yollarında biraz düşüş var. Ama dediğim gibi Arsenal maçın büyük favorisi. Benim bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar aslında güvendiğim bir maç. Ama e, kombineyi almadım. Oran yüksek çünkü. Yoksa e, güvendiğim bir maç. Çok güvendiğim. Ben bunu ikinci kuponu yapıp bunu kesinlikle ekleyeceğim. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bu maç için düşüneceğim arkadaşlar. 1.90'dan karşılıklı gol var. Ben Newcastle'ın Arsenal'e gol atacağını düşünüyorum. Arsenal de zaten 1.30-1.32 gibi bir şey oynuyor. Formunda da yani lige kötü başlamasından sonra şu aralar çok çok daha iyi. O yüzden ben Arsenal'in de gol, gol atacağını veya golle atacağını düşünüyorum. Ama Newcastle'ın, hatta Newcastle ilk yayıda bile atarsa şaşırmam arkadaşlar. O yüzden bu maça karşılıklı gol bence 1.90 e, güzel bir oran. Dediğim gibi ikinci kombinemde, yani bunu e, ikinci kombinede Arsenal karşılıklı gol varla Portiminense ilk yayı gol varı da yapabilirim. Bu da benden böyle bir tavsiye arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar.